Yolculuğumuza başlamadan önce Önder Alışveriş Merkezi'nden alışverişimizi yapıyoruz. Önder Alışveriş Merkezi, Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sunar. Kıbrıs'ın mutfağı programının bu haftaki adresi Tepebaşı. Eski adıyla Yorgoz'dayız. Karpuzu kestim, kan yemeyeceğim. Müsemin dudakları bal yemeyeceğim. Vay aman aman Münisem aman. Yar aman aman bir tanem aman. Vay aman aman Münisem aman. Yar aman. Bu hafta Zübeyde Safrazam'ın evine konuk olduk ve Kıbrıs'a özgü hellim böreği, gatmer ve palüzenin yapımını Zübeyde Hanım'ın tarifiyle sizlerle paylaşacağız. Öncelikle bizlere kendinizden bahseder misiniz? Sizi bir tanıyalım. Evet, biz güneyden göçmen olarak Güzelyurt'a geldik 1974'te. Ondan sonra orada yaşadıktan sonra Tepebaşı'na evlendim. Bu eve geldim. Burada yaşamama devam ediyorum. İki kızımla birlikte. Evet Zübeyde Hanım, günleriniz nasıl geçer? Bir gününüz nasıl geçer? Bir günüm bahçede çiçeklerle uğraşarak, hayvanlarla, evde yemek yaparak size hellim böreği, gatmer ve palüze yapımını göstereceğiz. Evet. Peki kimden öğrendiniz siz hellim böreği yapmayı, palüzeyi, gatmeri? Gatmeri, hellim böreğini anneannemden öğrendim. Palüzeyi annemden öğrendim. Her zaman yapıyorum. Kızlarıma da öğrettim. Onlar da yapıyor. Yaparken de göreceksiniz, Rabia yapacak. Bir gün okuldan çıktım. Eve gelirken anneannem önümü kesti. Gel dedi, canım gatmer çekti. Gatmer yapasın bana. Ben yapmayı bilmiyordum. Anneannem dedi, ben sana göstereceğim, yapacağım. Hamuru bana tutturdu. Tuttum hamuru. Açtım yapabildiğimce. Onun arkasını anneannem bırakmadı ve börek yaptırdı. Gatmer yaptırdı. Sini gatmeri. Yani ta oralara kadar gitti. Evet, ve 11 yaşında. 11 yaşında. O günden beri bugüne kadar yapıyorum. Kıbrıs'a özgü hellim böreğinin yapımına başlıyoruz. Evet Zübeyde Hanım, öncelikle malzemelerimizi sayalım. Köy hellimi, nane, soğan, zeytinyağı. Evet, iç malzememiz bu. Evet, iç malzememiz bu. Hamurumuz, unumuz yoğuracağız. Ve başlayalım yapımına. Evet, o zaman yapımına başlayalım. Başlayalım. Hamurun yoğurulmasından da bahseder misiniz bizlere? Hamur yoğururken nelere dikkat edilmesi gerekir? Su az az konur. Ki çok şey olmasın, sulu olmasın hamur. Özellikle börek yapacağınız zaman börek hamuru ayarlan, yandan böyle alttan alın unu. Bu şekilde. Birazcık da yağ koyalım. Evet, biraz da zeytinyağı ilave ediyoruz. Evet. Koy, dök, dök, dök. Tamam. Evet, işte böyle. Hamurun daha güzel yoğurulmasına ve açılmasına sebep olur. Yağ girdiği zaman.
hamurumuz yavaş yavaş hazır gibi. Evet, hamurumuz hazır oldu. Şimdi dinlenmeye alıyoruz ve iç harcına geçiyoruz. Kebapçıların şişi, gelinin incidişi. Kınanız mübarek ki de hazırlayın bahşişi. Aman aman adollar, adamı derde kollar. Seni için açanım da beni zindana kollar. Aman aman adollar, adamı derde kollar. Seni için açanım da beni zindana kollar. Evet Zübeyde Hanım, hellimlerimizi yaptık, pişirmeye başladık. Peki pişirilirken nelere dikkat edilmesi gerekir? Ateşin kısık olmasına, kısık ateşte ve sürekli çevirerek, böyle siyah saç olursa daha iyi olur. Benim çeyizimdir. Evet. Daha lezzetli ve daha güzel olur ve kısık ateş. Sürekli çevirerek. Şimdi de katmer yapımına başlıyoruz. Evet, onun yapımına da başlayalım. Hellim böreklerimizin de mis gibi kokusu çıktı. Evet. İçin açarım da beni zindana kollar. Karşımızda durup da öyle yan yan bakmayı. Evet Zübeyde Hanım, hellim böreğimizi yaptık, kaymak yağlı katmerimizi yaptık. Şimdi de palüzemizin yapılışına geçiyoruz. Evet, başlayalım. Önce üzüm suyu kaynatılır. Kaynatılmadan önce özel beyaz bir toprak var. O bir dürbente alınır. Suyun içine atılır. Suyuna göre onu ayarlan, sen ayarlan. Bir tutam fazla olmasına gerek yok. Suyun, üzüm suyunun tatlanmasına neden olur. Ve lezzetlenmesine. Ondan sonra kaynadığı zaman biraz kaynar, 1-2 dakika o dürbente alın. Soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra su palüze yapımına geçilir. Bir bardak üzüm suyu, bir kaşık un. O şekilde yapılır. Yapmaya başlayalım. Aman aman adollar, adamı derde kollar. Senin için açarım da beni zindana kollar. Aman aman adollar, adamı derde kollar. Senin için açarım da beni zindana kollar. Bu hafta Zübeyde Hanım'ın mutfağına konuk olduk ve Kıbrıs'a özgü birbirinden güzel lezzetleri ekranlara getirdik, sizlerle paylaştık. Teşekkürler Zübeyde Hanım. Haber Kıbrıs Web TV'ye biz çok teşekkür ediyoruz. Evimize konuk oldukları için. Bizler teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı bir mutfakta farklı tatlarla yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kadem koydum yemeğe, sabah çıktım gezmeye. Efkarım gezmek değil, sevdiğimi görmeye.
Önder Alışveriş Merkezi Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sundu.